da İnves AZ'ye gidip Mehmet Aran'ı karşımızda göreceksiniz. Ondan detayları öğreneceğiz. Piyasalardaki hareketlerin detaylarını alacağız. Mehmet Aran merhabalar, iyi çalışmalar. Alalım sizden. Nasıl bir hafta geçiriyoruz? Nasıl bir haftaya başlangıç yaptık? Buse'nin merhaba, iyi haftalar diliyorum. Bugün sabahleyin açılışla beraber Türkiye işsizlik verisini takip ettik. Beklentilerden biraz daha yukarı yönlü geldiğini gördük. %13,5 olarak gerçekleşmişti bir önceki dönem. Yeni açıklanan veride de %14,7 olarak işsizlik verisinin geldiğini gördük. Burada tabii en çok dikkat çeken noktalardan birincisi genç işsizlik rakamlarının oldukça yüksek çıkması. Diğer taraftan da hem tarım hem de inşaat sektörünün istihdam içerisindeki payının azalmış olması, işsizlik verisinin yine enflasyonun yanında önemli dikkat çektiğimiz noktalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Borsa İstanbul daha çok yurt içindeki seçim gündemine paralel olarak hareket ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz günlerden itibaren azalan işlem hacmi yine bugün de aynı şekilde devam ediyor. 95.500 ve 96.500 bin puanlık bir bant arasında hareket ediyordu. Kapanışa yaklaştığımızda da bu seviyenin de altına indiğini görüyoruz. Tabii belirsizliğin devam ediyor olması yine kararsız bir şekilde hareket etmesine sebep oluyor ama teknik olarak aşağıda 93.700 ve 94.500 noktaları var. Yukarı yönlü hareketlerde de 96.500 ve 97.800 noktalarını takip edeceğiz. Yarın açıklanacak olan sanayi üretim verisi ve perakende satışlar verisi yine gündemimizde olacak Buse Hanım. Bu hafta dolar TL tarafında tabii yukarı yönlü hareketlerde etkili olan hem yurt içindeki gündem hem de ABD ve Türkiye arasındaki S-400 füzeleri ve F-35 uçakları ile ilgili yapılan karşılıklı açıklamalar etkili olmaya devam ediyor. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Fed politikaları ile ilgili yapmış olduğu açıklamada Fed'in faiz politikasının faiz politikası sebebiyle hem büyümenin hem de hisse senetleri piyasasının olumsuz etkilendiğinden bahsetti. Bu hafta Cuma günü ABD'nin de dahil olduğu birçok ülkede tatil olması sebebiyle biraz daha kısa bir hafta gerçekleşecek ama yine ABD'den gelecek olan veriler ve takip edeceğiz. Dolar TL şu anda 5.81 seviyesinde hareket ediyor. Dolardaki eğer bir kuvvetlenme gerçekleşirse yine yurt içi gündemle paralel olarak 5.88 ve 5.92 seviyeleri bizim için önemli olacak. Geri çekilmelerde de 5.75 ve 5.70 noktalarını takip edeceğiz Buse Hanım. Avrupa piyasasına baktığımızda da bu hafta Almanya ZEW endeksi ve Avrupa Birliği'nden TÜFE rakamları açıklanacak. Tabii her zaman gündemde olmaya devam eden Brexit, Euro-Dolar paritesi üzerinde baskın olmaya devam ediyor. ABD dolarının gelişen ülke para birimlerinde karşı değer kaybetmesini biraz Euro-Dolar paritesi fırsat olarak bildi ve 1.13 seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz ama hani 1.1350 ve 1.1380 seviyesine yaklaşamaması yine satış baskılarının olabileceğini gösteriyor. Geri çekilmelerde yine 1.1260 ve 1.1180 bizim daha çok yakından takip ettiğimiz noktalar olacak Buse Hanım. İyi haftalar dilerim size. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimize iyi haftalar olsun diyelim. Mehmet Aran'a gün içi değerlendirmesi için teşekkürler. Şimdi